Rahman, bütün mahlukatına sayısız nimetler ve rızıklar veren, onların ihtiyaçlarını gören, yarattıkları hakkında hayır ve rahmet dileyen manasındadır. Gözümüzle görüyoruz ki, birisi var, yeryüzünü bir sofra yapmış ve o sofrayı en leziz yiyeceklerle doldurmuş. Ve o sofraya bütün canlıları davet etmiş. Şimdi bu sofralara bakalım. İşte hayvanatın sofrası. Bakın, her hayvana layık olduğu ve ihtiyaç duyduğu rızık veriliyor. İşte balıklar. Onları besleyen ne de güzel besliyor. Rızıkları ağızlarına kadar konuluyor. Kim onları böyle zahmetsizce besleyen? İşte denizlerin dipleri. Karanlık, ıssız, acı bir su ve kum ve çaresiz mahluklar. Ancak hiçbirinin rızkı unutulmuyor. Hiçbiri aç bırakılmıyor ve ihtiyaçları mükemmel bir şekilde karşılanıyor. Kim onları böyle merhametle besleyip denizin dibini onlara rahmani bir sofra yapan ve o sofradan istifade edebilmeleri için gerekli cihazları onlara takan? İşte böcekler. Küçücük, zayıf ve acizler. Ama ne kadar kolay besleniyorlar. Muhtaçlar, güçleri yok. Kimi elsiz, kimi gözsüz, kimi ayaksız. Ancak ihtiyaçları ve rızıkları ellerinin yetişemediği yerlerden ne de mükemmel veriliyor. Kim bu acizlere merhamet edip ihtiyaçlarını gören? İşte aciz ve merhamete muhtaç yavrular. Rızıkları umulmadık ve ellerinin yetişmediği bir yerden, münasip bir vakitte, ihtiyaç nispetinde onlara veriliyor, yardımlarına koşuluyor. Halbuki ihtiyaçlarının yüzde birini karşılamaya kendi güçleri yetmez. Demek onların ihtiyacını bilen, onları merhamet ve şefkatle besleyen perde arkasında birisi var. Kim bu zat? Cevabı Kur'an versin. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا
kullun fi kitabin mubin. Yeryüzünde rızkı Allah'a ait olmayan hiçbir canlı yoktur. O, onların karar kıldıkları yerleri de, emaneten durdukları yerleri de bilir. Onların hepsi apaçık bir kitaptadır. Ve Rahman'ın o sofrasından istifade eden diğer muhtaçlar. Thank you.